İnsan beyninde bilgi, aynen Amazon nehrinde olduğu gibi elektrokimyasal ırmaklar şeklinde akıyor. Ve bu elektrokimyasal ırmaklar her yeni bilgiyle sürekli değişim halinde. Ve bu değişimin adı plastisite. Şu anda ben sizinle konuşurken, siz beni dinlerken her birimizin beyni yeni bir patern yaratıyor. Ve bu patern aynen Amazon nehrinin deltasının görüntüsü gibi daha önce hiç var olmamış ve daha sonra da hiç var olmayacak yeni bir patern ortaya koyuyor. Her an yeniden değişen bir bilgi paterni içerisinde varlığımızı sürdürüyoruz. Bakın bu bilgi paternleri, elektrokimyasal bilgi yolları bir süre sonra kendi anatomisini de oluşturuyor. Burada gördüğünüz, biz her bir nöronu tek tek inceleyemediğimiz için onları bir araya getirerek burada aşağı yukarı her bir, şurada gördüğünüz ırmak, her bir bilgi yolu yaklaşık 200 milyon nöronun ortak oluşturduğu bir ırmakmış gibi düşünebilirsiniz. Bunların her birini. Çünkü her bir nöronu tek tek inceleyemediğimizden onların oluşturduğu fonksiyonel üniteleri inceleyebiliyoruz. Bakın mesela şurada gördüğünüz ameliyat esnasında MR'ı çekmişiz. Şuradan tümörü çıkarmışız. Tümör nedeniyle bazı linkler zedelenmiş. Ama tümör çıktıktan sonra linkler bir araya gelmiş. Ameliyat esnasında MR'la çektiğimiz bu bilgi ırmaklarının anatomik değişimi. Burada gördüğünüz. İşte bütün bu bilgi ırmaklarının hepsini bir arada düşünürseniz bunun adı konnektom. Şimdi bir nöronla konnektom arasındaki ilişkiyi size bir uçakla havayolu şirketi arasındaki ilişkiyi benzeterek anlatmaya çalışacağım. Mesela bakın Türk Hava Yolları'nda 326 uçak var. Siz 326 uçağı bir hangara koyduğunuz zaman bu bir havayolu şirketi yapmaz. Ama eğer hangi uçağın ne zaman hangisinin Avustralya'da, ne zaman Hindistan'da, ne zaman Türkiye'de, ne zaman Washington'da, ne zaman Seattle'da olduğunu bilgisiyle, zekasıyla bir organizasyon ağı içerisinde o 326 uçağı belirlerseniz, işte o zaman bu sistem bir Türk Hava Yolu şirketi yapar. İşte nöronla zihin arasındaki ilişki, uçakla hava yolu şirketi arasındaki ilişki gibidir. Yani siz dışarıdan buraya getirdiğiniz 100 öğrenciyi bu salona doldurduğunuz zaman burası bir St. Joseph Lisesi yapmaz. St. Joseph Lisesi öğrencisi olmak kültürüne sahip olanları bir araya getirdiğiniz zaman bu bir St. Joseph Lisesi yapar. Ve bu organizasyonel ağ belirli bir kültür sonucunda oluşur. Şimdi nöronla zihin arasındaki ilişki aynen bu havayolu, herhangi bir uçakta göreceğiniz havayolu magazinindeki organizasyonel ağa benzer. Şimdi ben size bir başka havayolu şirketi burada gösteriyorum. Bu havayolu şirketinde de 383 tane uçak var. Ve biz hangisinin ne zaman Avustralya'da, ne zaman Hindistan'da, ne zaman Washington'da ya da Seattle'da olduğunu biliyoruz. Bu gördüğünüz havayolu şirketi bir deney solucanının sinir sistemi. Burada gördüğünüz 383 tane nöron bir deney solucanının beynini oluşturuyor. Ve biz 1986'da Nobel ödülü alan çalışmadan bu yana biliyoruz ki hangi nöronu devre dışı bırakırsak bu solucanın hayatı nasıl değişir? Söz gelimi şurada gördüğünüz bu turkuaz yeşil gibi olanları devre dışı bıraktığımız zaman biliyoruz ki bu deney solucanı yaşam boyu kendi ekseni etrafında dönüyor. Çünkü uzayda geometrik algısını kaybediyor. Dolayısıyla bu havayolu şirketinde 383 tane uçak var ve bunlar belirli bir organizasyonel yapı içerisinde bu solucanın yaptığı seçimleri belirliyor. Bakın bilinç dediğimiz şeyi eğer seçim yapabilmek olarak tanımlarsak insanı insan yapan genomundan ziyade konnektomu. Çünkü bu konnektom bilgisini mesela solucan örneğinde bir başka yapıya aktardığınız zaman bu algoritma
bir başka sistemde solucan gibi davranıyor. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Aynı durum beyin tümörleri için de geçerli mesela. Beyin tümörlerinin de bir konnektomu var. Ve biz eğer bu konnektomu algılayabiliyorsak, o zaman onu tedavi edebiliyoruz. Ve bir de fakültesindeyken benim bir hastam olmuştu. Hastam anoreksik, anoreksiya nervosu. Yani ölümcül derecede aç olduğu halde hala yemek yemiyor. Ve hızla bir kilo kaybediyor. Ve çok tesadüfen hastamın tek yumurta ikisi bir de kardeşi var. Yani her ikisinin genomu aynı olduğu halde biri anoreksik hasta, diğeri de ona yardımcı olmaya çalışan aynı genoma sahip kardeşi. Ben o zaman şu soruyu sordum. İkisi eğer aynı genoma sahipse, ikisinin arasındaki bu farkı oluşturan şey ne? İşte yıllar sonra bu farkı oluşturan şeyin konnektomları, yani bu nöronların birbiriyle bağlantı sağlığının neticesinde oluşturdukları organizasyon ağı olduğunu anlamaya başladım. Şimdi bu tabii beraberinde konnektom cerrahisi adı verilen beyindeki bağlantısallığı değiştirmeye yönelik yeni bir ameliyat alanı da geliştirdi. Tek bir kök hücreden bizim laboratuvarlarımızda var olan plazmitler, yani mini beyinler, organoid bunların adı. Yani bir kök hücreyi alıyoruz, o kök hücreden aşağı yukarı 1 milyon nöronun bulunduğu bir küçük beyincik oluşturuyoruz. 1 milyon nöron, bir leblebi tanesi kadar bu. Ve bunu 2016'da bunları istediğimiz kadar yaşatabilir hale geldik. 2018 yılında ilginç bir şey bulundu. Bu mini beyinler EEG dalgası üretiyor. Ve bu EEG dalgası anne karnında oluşmakta olan embriyonun beyniyle aynı EEG paterninde. Acayip bir şey. Yani bunu fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Dolayısıyla burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Bilgi işlemeye hazırlanan bu sistem bir süre sonra kendine ait bir dil geliştirir. Aynen Bob'lu Alice gibi. Ve bu dilin adı EEG dalgası. Yani sistemler, bilgi işleyen sistemler er ya da geç zeka oluşturuyor. Biraz daha devam edelim. Bakın, evrim dediğimiz şey zaten yaşam adını verdiğimiz bu en büyük bilgi işleme mekanizmasının ürettiği zekanın adıdır. Evrim bu. Ve burada gördüğünüz iki bakteri birbirine direkt DNA değişimindeler. DNA'sının çok küçük bir parçasını değiştirdiği andan itibaren artık her iki bakteri farklı iki canlı. Dolayısıyla evrim adını verdiğimiz durum insanı oluşturmak için var olan bir süreç değil esasında, yaşamın her yerinde olan bir süreç. Bütün bu süreç içerisinde ben sizlere insan beyninin nasıl düşünce üretmekte olduğunun matematiğiyle ilişkili bazı bilgilerimizi sunmaya çalıştım. Sizler zaten değişimi bir seçim olarak benimsemiş olan bir lisedesiniz. Bu nedenle dönüşüm ve değişim sizin hayatınızın zaten temel ilkelerinden bir tanesi. Ve bilim aslında bu değişimin en önemli metodolojisi. Siz bundan ayrılmayın. Bu değişimin en önemli doğadaki benzeşimi, analojisi bir tırtılın kelebek olmasıdır. Bakın, her tırtıl kelebek olmaz. Tırtılın önce kendisini sindirmesi gerekir. Değişmek isteyen, dönüşmek isteyen her şey önce içinde bulunduğu anlayış sistemini sindirmek zorundadır. Bu kolay bir şey değil. Ondan sonra bu tırtılın içerisinde var olan hücrelerin belirli bir eşiğinin yaşamayı seçmesi, apoptoza gitmemesi, yaşamı seçmesi gerekir. Yani 999 hücre bu tırtılı kelebek yapmaz da bir hücre fazlası bir hücreye oluşunca eşik değere geçilir ve bu tırtıl kelebek olur. Bu nedenle her biriniz çok önemlisiniz. Ve bu sistem içerisinde bizler bilim insanları olarak bilimin temelinin
dünyayı değiştirebileceğimize umut olduğunu biliyoruz. Ve bu umudu sizlere de aşılamaya çalışıyoruz. Ben Saint Joseph'i seviyorum. Sizlerin her birinin, her birinizin bir tırtıldan çok güzel bir kelebeğe dönüşeceğine olan inancım çok büyük. Bu hitap etme imkanını verdiğiniz için hocam çok teşekkür ederim sizlere. Dinlediğiniz için de size teşekkür ederim. Sağ olun.